Giriş Yahudi Hristiyan geleneğinin ve İslam'ın varlık anlayışı Allah merkezlidir. Buna göre Allah dışındaki tüm varlıklar, varoluşlarını bütün ayrıntılarıyla Allah'a borçludurlar. Galaksilerden dünyaya, bitkilerden hayvanlara ve insana, insanın bilincinden tüm doğal artılarına kadar her şey Allah'ın yaratışının ürünleridir. Diğer yandan naturalist, ateist varlık anlayışına inananlar, bütün bu saydıklarımızı tesadüf ve zorunlulukla açıklarlar. Buna göre, evren ve evrenin yasaları zorunlu olarak vardır. Galaksilerden dünyamıza, bitkilerden hayvanlara ve insana, insanın bilincinden doğal arzularına kadar her şey, zorunlu evren yasaları çerçevesinde gerçekleşen tesadüflerin ürünleridir. Felsefede tasarım delili, kozmolojik delil, ve bilinç delili başlıklarıyla teizmin mi naturalist ateist yaklaşımın mı daha rasyonel olduğu ayrıntılıca tartışılmıştır ve tartışılmaktadır. Arzu delili yani argument from desire başlığıyla insanların arzularından hareketle de böylesi tartışmalar yapılmış olsa da bu konu önceki bahsedilen argümanlar kadar ayrıntılıca işlenmemiştir. Bunun felsefe, psikoloji Antropoloji ve teoloji açısından giderilmesi gerekli bir eksiklik olduğu kanaatindeyim. Bu konuya ele alarak mevcut eksikliğin giderilmesine katkıda bulunmaya çalıştım. Arzu delili" başlıklı argümanı daha önce savunan felsefeci ve teologlar insanların içinde Allah'a karşı doğrudan bir arzu olduğu görüşünü temel almışlardır. Bu makalede önce bu yaklaşımı tanıtıp bu görüşün şahsi tecrübe içerdiğine ve naturalist ateist yaklaşımlara karşı savunulması zor bir pozisyon olduğuna dikkat çekeceğim ve bu yaklaşımı kendi argümanıma dahil etmeyeceğim. Daha sonra naturalist ateistlerin bir çoğununda insanlarda var olduğunu kabul ettikleri altı tane doğal ve temel arzuyu ele alıp birbirlerinden farklı ve çok önemli bu arzuların hepsinin Allah'ın varlığını gerektirdiğine dikkat çekeceğim. Sonuçta bu argümandaki hareket noktam arzu delili başlığıyla Önceden savunulanlardan farklı olduğu için bu argüman aslında Allah'ın varlığı için yeni bir argümandır. İlaveten bu delile getirilebilecek itirazlara cevap vereceğim. Ayrıca bu argümanın Allah'ın sıfatları, ahiret yaşamının varlığı ve dinlerin gerekliliği konularıyla ilişkisini göstereceğim. Farklı olduğu için bu argüman aslında Allah'ın varlığı için yeni bir argümandır. İlaveten bu delile getirilebilecek itirazlara cevap vereceğim. Ayrıca bu argümanın Allah'ın sıfatları, ahiret yaşamının varlığı ve dinlerin gerekliliği konularıyla ilişkisini göstereceğim. Bu konularıyla ilişkisini göstereceğim.